Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Gelelim ilk sorumuza. beşinci testiniz arkadaşlar diyor ki: Enzimlerle ilgili olarak hangileri doğrudur? Her farklı reaksiyon için farklı bir enzim görev alır. Bu doğrudur arkadaşlar. Eğer bütün enzimler aynı olsaydı zaten oluşan ürünler de aynı olurdu. Enzimlerin ve giren maddelerin farklılığından kaynaklanarak ürünler farklı oluşuyor. Bu yüzden de her enzim farklı bir reaksiyonda görev alıyor. Doğru. Bir enzim aynı reaksiyon çeşidi için tekrar tekrar kullanılabilir. Doğrudur arkadaşlar. Enzimler parçalanmazlar ve değişikliğe uğramazlar. Bu yüzden de tekrar tekrar kullanılır. Farklı çeşitteki enzimler aynı substrat üzerine etki edebilirler. Doğrudur arkadaşlar. Mesela işte maltozu etki eden iki tane enzim vardır. Bunlardan bir tanesi işte maltozu parçalarken bir tanesi işte iki maltozu birleştirebilir arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Gelelim ikinci sorumuza. Diyor ki bir enzimin monomerlerine kadar hidroliz edildiğinde moleküllerinden hangilerinin açığa çıkması kesindir? Arkadaşlar enzim yapısında öncelikle ne vardır buna bakalım. Enzimin yapısında protein artı yardımcı kısım vardır. Protein olan kısım arkadaşlar kesinlikle bulunur ama yardımcı kısım bulunmaya da bilir. Dolayısıyla yardımcı kısmı biz ikiye ayırıyoruz. Organik bir madde gelip bağlanır ya da inorganik bir madde gelip bağlanır. Organik madde bağlanarak yani vitaminler gelip organik madde olarak bağlanabilir. Ya da arkadaşlar inorganik madde olarak da mineraller gelip bağlanabilir. Şimdi hangisinin çıkması kesin olur sizce? Bakın yardımcı kısımda organik ya da inorganik dedik. İkisinden biri bağlanabilir. Burada bir kesinlik kesinlik yok. Ama protein olan kısım kesinlikle vardır. Ek zaten yok enzimi yapısında. Amino asit kesinlikle bulunur. Neden? Çünkü proteinlerin yapı taşı nedir? Amino asitlerdir arkadaşlar. İki kesinlikle var. Vitamin e, olabilir de olmayabilir de kesinlik değil. İnorganik element yani mineraller olabilir de olmayabilir de bu da kesin değil. Cevabımız ne olacak? Yalnız iki. Şöyle sileyim isterseniz. Düzgün bir şekilde işaretleyelim. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Yalnız iki. Bursa şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki bir bileşik enzimin yapısı aşağıda şematize edilmiştir. Apo enzimi yardımcı kısım. Az önce de yazdım. Diyor ki hangileri tüm bileşik enzimler için doğrudur? Apoenzim kısmı nedir arkadaşlar? Protein olan kısımdan oluşur ve tüm enzimler de ortaktır. Doğru. Bu tüm bileşik enzimler için doğru. Yardımcı kısım vitaminden oluşmuştur. Şimdi arkadaşlar yardımcı kısım vitaminden de oluşabilir, mineralden de oluşabilir. Az önce söyledim. Tüm bileşik enzimler için bu doğru değildir. Yardımcı kısım enzimin aktifleşmesini sağlar. Doğrudur arkadaşlar. Yardımcı kısım enzimi aktifleştirir. Cevabımız denizli şıkkı olur. Tüm bileşik enzimler için sadece 1 ve 3 geçerlidir. Geçelim dördüncü sorumuza. Biyolojik katalizörlerle ilgili yani enzimlerle ilgili hangileri doğrudur diyor. Biyokimyasal reaksiyonları başlatmakta görevlidir. Arkadaşlar enzimler reaksiyonu başlatmaz. Sadece hızlandırır. O yüzden bu yanlış. Reaksiyon için gerekli olan aktivasyon enerjisini düşürür. Bu doğrudur. E şöyle düşünün bakın. E mesela bir tepkime için 300 tane ATP gerekiyorsa bu aktivasyon enerjisidir. Ee, enzim devreye girdiği zaman bu 300 ATP 10 ATP falan düşüyor yani aktivasyon enerjisini düşürüyor arkadaşlar doğrudur reaksiyonun gerçekleşme süresini uzat uzatır demiş hayır aksine reaksiyonu hızlandırır arkadaşlar yanlıştır cevabımız yalnız 2 olur bursa şıkkı gelelim 5. soruya verilen açıklamalardan hangisi enzimler için yanlış bir açıklamadır diyor bakalım Diyor ki bütün enzimlerin protein kısmı DNA kontrolünde ribozomlarda sentezlenir. Arkadaşlar enzimler proteinden oluştuğu için zaten proteinler ribozomda sentezleniyor. Bu doğrudur. Enzim sentezi ATP gerektirdiği için sadece canlı hücrelerde yapılır. Evet arkadaşlar tüm sentez tepkimeleri ATP gerektirir. O yüzden bu da doğrudur. Hücre içinde üretilen enzimler sadece hücre içinde görev alır demiş. Hayır. Arkadaşlar Hücre içinde üretilir ama hücre dışında da görev alır. O yüzden bu yanlıştır. C şıkkı yanlış. Diğerlerine de bakalım. Hücre dışına gönderilecek enzimler hidroliz tepkimelerinde görev alabilir. Evet mesela işte tükürük bezlerimizde üretilen bir enzim ağız boşluğuna gönderilerek odra, orada nişastanın hidroliz edilmesini sağlıyor. Dolayısıyla bu doğrudur. Enzimin yapısına katılacak moleküller hücre dışından karşılanabilir. Mesela enzimin yapısına diyelim ki B vitamini katılacak hücrede yok. Hücre dışından B vitamini alınıp enzimin yapısına katılabilir arkadaşlar. Doğrudur. Cevabımız ne olacak? C şıkkı olur. Altıncı soruya geliyoruz. Bir bileşik enzimin hidrolizi sırasında aşağıdaki grafikler aşağıdaki grafiklerdeki değişimlerden hangisi gözlenmez? Enzimin hidrolizinde bakın. Eğer ki enzimi hidroliz ediyorsak ortamdaki glikoz miktarını artar olarak göstermiş. Arkadaşlar az önce enzimin yapısını yazdım. Enzimin yapısında glikoz var mı? Yok değil mi? O zaman zaten cevabımız şıkkı. Ama diğerlerine de bakalım. Ortamdaki amino asit miktarı şimdi enzimin yapısında protein olduğu için protein hidrolize edilirse amino asit artar. Bu doğru. Ortamdaki su miktarı hidroliz sırasında su kullanılacağı için su ne yapacak? Azalacak. Doğrudur. Ortamdaki mineral miktarı eğer ki bileşik enzimin yapısında mineral varsa artabilir arkadaşlar. Doğru. Peptit bağı sayısı. Proteinlerin yapısında peptit bağı vardır. Proteinler parçalanacağı için peptit bağı azalır arkadaşlar. Bu da doğrudur. Cevabımız A şıkkı olur. Gelelim 7. sorumuza. Diyor ki bir biyokimyasal reaksiyonun gerçekleşebilmesi için gerekli olan aktivasyon enerjisi grafiği aşağıda verildiği gibidir. L'deki enerji düzeyinin enzim varlığında gözlendiği bilindiğine göre verilenlerden hangilerine ulaşılamaz diyor. Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman e, K'da enzim yok. Bakın şurada enzim yok. Ama L'de enzim var. Enzim varken ne olmuş? Aktivasyon enerjisi düşmüş. Diyor ki hangilerine ulaşılamaz? Enzim olmadan biyokimyasal tepkimeler gerçekleşmez demiş. Yanlış. Çünkü enzim olmadan biyotep, biyokimyasal tepkime gerçekleşiyor ama yavaş gerçekleşiyor. Yani yavaş demeyelim de hani grafiğe bakarak sadece enerji fazla kullanıyor arkadaşlar. Bu yanlıştır. Reaksiyonu başlayabilmesi için ortamda enzim bulunması şarttır. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Arkadaşlar enzim bakın e, reaksiyonu başlatmaz. Enzim ne yapar? Reaksiyonu hızlandırır sadece. Dolayısıyla reaksiyonun başlangıç noktasına baktığımızda başlangıç noktasında zaten enzim yok. Enzim sadece aktivasyon enerjisini düşürüyor, reaksiyonu hızlandırıyor. Bu yanlıştır. K ve L'de substratın ürüne dönüşümü aynı zaman dilimi içerisinde gerçekleşir. Arkadaşlar baktığımız zaman bakın burada ee, K ve L'nin substrata dönüşümü, Aynı zaman dilimi içerisinde olmaz. Burada zaten zamanla ilgili bir durum vermemiş bize. Neyi vermiş sadece? İşte ürünleri vermiş. Enerjiyi vermiş. Bize zamanla ilgili bir şey vermemiş. O yüzden ben buna dolaşamam ki zaten enzim varken daha hızlı gerçekleşiyor unutmayın. O yüzden hangisine ulaşılamaz dediği için ben bunların hiçbirine ulaşamam. Cevabımız E şıkkı olur. 8. soru. Diyor ki verilen tablo incelendiğinde bileşik enzimler için hangileri yapılamaz? Yorumlarından hangileri? Şimdi K'da bakın apoenzim çeşitleri hep değişmiş, farklı farklı olmuş bileşik enzimlerin. Yardımcı kısma baktığımızda bakın ikisinde magnezyum, birinde demir, birinde C vitamini, birinde B vitamini. Ben buna bakarak yorum yapacağım. Diyor ki bir apoenzim çeşidi sadece bir çeşit yardımcı grup ile çalışır. Bakıyorum arkadaşlar, evet sadece bir tane yardımcı grup gelmiş buraya. Doğrudur. Şöyle işaretleyelim. Doğru. Yardımcı grup çeşidi apoenzim çeşidini özeldir. Şimdi baktığım zaman yardımcı grup apoenzime özel mi? Bakın eğer ki e, apoenzime özel olmasaydı buradaki demir gelip K'yı çalıştırabilirdi. Dolayısıyla bu da doğrudur. Farklı apoenzimler aynı çeşit yardımcı grup ile çalışla, çalışabilir. Farklı apoenzim aynı çeşit. Mesela magnezyumda çalışabilmiş. Doğru. Burada bir şey yanlış yaptık. Bakayım neyi yanlış yaptık. Yardımcı grup çeşidi apoenzim çeşidine özeldir. Ha, yok arkadaşlar bir dakika. İki yanlış olacak. Neden? Çünkü yardımcı grup eğer ki aminoasite yani apoenzime özel olsaydı magnezyum sadece K'yı çalıştırırdı. Ya da magnezyum sadece M'yi çalıştırırdı. Buna özel değil. Yardımcı grup farklı farklı olabilir ama APO enzim yardımcı grubu özeldir. Bunu unutmayalım. Cevabımız ne olacak? Yapılamaz dediği için A şıkkı yalnız 2 olur. Gelelim 9. sorumuza. Aşağıda inhibitör maddenin aynı enzim çeşidi üzerine etkisi gösterilmiştir. Arkadaşlar bakın birincisine bakıyorum. Normal durumda. Normal bu durumda substrat geliyor bağlanıyor ürüne dönüşüyor ama inhibitör etkisinde bakın ya gelip bak şurada birinciye bakıyorum ya aktif bölgeye gelmiş bağlanmış ya da herhangi bir bölgeye bağlanarak aktif bölgenin şeklini değiştirmiş. Diyor ki buna göre inhibitörlerle ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Hemen bakalım substratı taklit ederek enzim substrat kompleksinin oluşumunu engeller. Baktığınız zaman birinci durumda substratı taklit etmiş mi? Evet bu doğrudur. Enzimin aktif bölgesinin yapısını değiştirerek enzim-substrat kompleksinin oluşumunu engeller. İkinci duruma baktığım zaman evet burada e, enzimin aktif bölgesini değiştirmiş. Doğru. Yardımcı grubun yapısını bozarak enzim-substrat kompleksinin oluşumunu engeller. Burada yardımcı grupla ilgili herhangi bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız denizli şıkkı olur. 10. soruya geliyorum. Galiba son sorumuz. Evet. Diyor ki biyokimyasal bir reaksiyon hızının zamanla verilen gra, e, grafikteki gibi değişmesine diyor. Hangileri neden olmuştur? Bakıyorum diyor ki enzim miktarının sabit tutulup sıcaklığın sürekli artırılması. Şimdi arkadaşlar, sıcaklık sürekli artırılırsa bir süre sonra enzimin yapısı bozulur ve şöyle bir grafik olması gerekiyordu. Enzimin yapısı bozulacağı için reaksiyon duracaktı. O yüzden bu yanlıştır. bu olmaz. Enzim miktarının sınırlı tuturup aktivatör miktarının artırılması. Şimdi enzimi sınırlı tutarsan, istediğin kadar aktivatörü artır. Ne yapar aktivatör? Enzimi hızlandırıyor. Ama enzim sınırlı olduğu için burada reaksiyon bir süre artar. Bakın şöyle bir grafik olması lazım. Yani bir süre artıp sonra sabit kalması lazım. O yüzden bu da olmaz. Enzim ve substrat miktarının sürekli artırılması, arkadaşlar bu olur. İkisini birlikte sürekli artırırsak reaksiyon hızı sürekli artarak devam eder. Enzim miktarına sınırlı tutulup substrat miktarını sürekli artırılması. E, 10 tane enzim var. Sen istersen buraya 100 tane substrat koy. Ne olacak? Bir süre enzim e, reaksiyon hızı artacak. Sonra yine sabit devam edecek. Bu da olmaz. Cevabımız bursa şıkkı yalnız 3 olur. Böylece bu testin de sonuna geldik. Sonraki testlerde görüşürüz. Hoşçakalın.